Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, derdi Amasya, gönlü Amasya, sevdası Amasya olan, Türk İslam ülküsüyle yoğrulmuş bir ömür, halka hizmet, hakka hizmettir anlayışı ile, halkın içinden, hakkın yolundan ayrılmayan, ilklerin başkanı, Şehzadeler Şehri Amasya'mızın Şehrül Emini, Amasya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim. Koçiydim Bahadır'ım ozanım, arkadaşım Yağız Ehem ozanım. Koçiydim Bahadır'ım. Cümleten selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar. Evet. Sayın Vekili, kıymetli MYK, MDK üyelerimiz, İl Başkanım, Merkez İlçe Başkanım, Ülk Ocakları Başkanımız, AK Parti'mizin İl Başkanı, kıymetli ağabeyimiz Ekrem Bey, sevgili arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, sevgili gençler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, şimdi genel siyaset yapan büyüklerimiz genel siyasetten bahsedecekler. Biz tırnağın varsa başını kaşığıyla beraber Amasya'yı dertleneceğiz. Bizim için önce Amasya. Herkes evinin önünü süpürürse mahalle temiz olur. Ve şehir temiz olur ve ülke temiz olur. Derdimiz de tabii ki efendim ülkenin temiz olmasıdır. Evet. Şimdi biz belediyecilik yapıyoruz. Belediyeciliği kendimize yakışan bir şekliyle becermekle mükellefiz. Şöyle ki, zaten hepiniz biliyorsunuz. Ama el tekrarı ve el seksen diyelim, biz bir daha devam edelim. Amasya Belediyesi olarak geldiğimiz günden bugüne kadar efendim, karınca misali çalışıyoruz. Hani Adem Aleyhisselam'ın ateşe atıldığında karıncanın su götürmesi var ya gagasıyla, efendim, bu ateş söner mi sönmez mi? Orası bizi ilgilendirmez demiyoruz. Bizim taşıdığımız suyla bu ateş söner niyetiyle efendim çalışıyoruz. Biz ne yapmak istiyoruz? Neyi hedefliyoruz? Biz mutlu bir Amasya görmek istiyoruz. Geliri yüksek seviyede huzurlu bir şehir istiyoruz. Ekonomik olarak kalkınmış, siyasi olarak aydınlatılmış, efendim, zaten devlet sevdasıyla, millet sevdasıyla yoğrulmuş bir Osmanlı şehrinin efendim, hem kültürel hem de ekonomik yönden kazanımının sağlanması için mücadele ediyoruz. Evet, ne diyoruz bu arada? Efendim, diyoruz ki her şeyden önce Türkiye'de ilk defa hidroelektrik santralini yapan belediyeyiz. Yeni faturamız geldi. 40 günlük fatura 3.774.541 lira. Belediyemizin geliri var. 3.774.541 lira. Belediyenin kazanımıdır arkadaşlar. Şimdi şunu dikkatinizden kaçırmamanız lazım. Etrafınıza bir bakın.
Evinize su faturası kaç lira geliyor mesela? Bir tanesi oradan söylesin. 23 lira. Şöyle söyleyelim. En kötü şartlarda bu 23 lira eğer artışlarla bizim başladığımız gün su 6 liraydı. Devam etseydik şehrimizde su 13 lira olacaktı. Demek ki 13 misli para olacaktı. 13 çarpı 23 aşağı yukarı 300 lira gelmesi lazım. Eve kaç ekmek alıyorsunuz? 23 lira gelen kimse o? 2 ekmek alıyorsunuz. 2 ekmek ne kadar? 5 lira. 6 lira oldu. Gramında 10 gram arttı yalnız. Evet, 6 lira. Yani 180 lira ekmek parası veriyorsunuz. Şimdi ekmek paranızı ben yani belediye karşılamış oluyor. Doğru mu? Yanı sıra bir paket çay, bir kilo zeytin, bir kilo da şeker alıyoruz aşağı yukarı. Bakkala telefon ediyoruz. Diyoruz ki evladım bize 3 ekmek gönder. 2 ekmek gönder 6 lira. Eder 12 lira işte 4 ekmek vesaire. Ben ekmeği almadığım için pek de işte kusura bakmayın. Kalan 1-2 liraya da 3 liraya da 5 liraya da efendim getiren çocuğa teşekkür ediyoruz değil mi? Diyoruz ki oğlum hakkını helal et. Efendim işte zahmet ettin deyip ona teşekkür ediyoruz ve bağışla veriyoruz. Demek ki Amasya Belediyesi'nin imkanlarıyla her hane ayda 300 lira yani ekmek parasını ve çay parasını, zeytinini sudan karşılıyor. Evet. Ondan ziyade berrak ve tertemiz ayağıyla gelen bir su içiyorsunuz. Öyle değil mi? Ramazan'da para vermiyorsunuz. Kurban'da para vermiyorsunuz. Allah yine iki tane mübarek ay demiş. Dört deseydi dört tanesinde olacaktı. Şimdi suyu biz 1 liraya veriyoruz. Aslında bana kalsa suya ben hiç para almıyorum da Sayıştay müsaade etmiyor. Diyorlar ki sen almak mecburiyetindesin. Ramazan aylarında da biliyorsunuz 6 lira falan şey kesiyoruz. Evet. Efendim. Ne yaptık geldiğimize? Önce işe dua işinden başlayalım dedik. Selçuk'un Hazretlerinin kabri şerifini ve etrafını güzelleştirmesini yaptık. Soruyorum size. Bu civarda böyle bir imkan, böyle bir mekan var mı? Allah için söyleyin. Ama senin akciğeri değil mi? Senelerdir orası böyle karmakeş, kermekeş değil miydi? Evet. Ve Amasya güzel bir mekan. O yüce insana da efendim huzurlu bir yer hazırladık. Onun bize himmeti inşallah bizi ileriye taşıyacaktır. Efendim huzurlu olacağız diye düşünüyorum. Şimdi geçen gün efendim otel ihalemiz bitmişti, inşaatına başladık. Bugün bazı arkadaşlar aklı evveller yazıp çiziyorlar. Yazık oldu mekana diyorlar. Herkes ağzının ayarını bilecek. Ben de sorarım o mekanı kaça yapmıştınız diye. Ben de sorarım oraya koyduğunuz Robert Dam'ın efendim kaç milyonu mal olduğunu efendim ve kaç kuruş elektrik parası getirdiğini. Efendim böyle müteahhitmiş de yazık olmuş da efendim bunu nasıl yıkmışlar da senin her tarafın müteahhit olsa ne yazar? Kendine bakmaktan acizsin halin ortada. Yaptığından ne meymenet gelir? Sevgili arkadaşlar, o otelin yerini 26,5 milyon liraya parayla aldık. Beyefendi yazmış,
Demiş işte 90 milyon lira efendim para harcandı. Bana harcamadın mı? Sen almışsın o parayı. Sen aklın o kadar yetiyor. Aklın öyle yettiği için bu binaya gelin bir bakın. Dediğiniz zaman nedir onun adı? Karton bir yerine mi bölmüşler? Neyse bölmüşler. Vesaire vesaire. Böyle bir bina yapmışsınız. Üstten giren yağmur alttan çıkıyor. Efendim bu binayı niye yıkmışlar? Seyreyle bakalım. Seyreyle o binada neler olacak? Amasya ne gelirler sağlanacak? Amasya'dan kaç tane hane o binanın imkanlarıyla geçimini sağlayacak? O bina dünyaya mal olacak. Dünya insanları o binada kalacak. Ben saltanat soyundan gelmiyorum. Eğer saltanat isteseydim bacak bacak üstüne atar, ağzına fındığı fırlatır, tesbihi şıkırlatır, senemi de orada doldururdum. Aynen Dolmabahçe Sarayı gibi. Baktığınız zaman yan tarafta değil ve 4-500 metrekare başkanlık katı. Her baba yiğidin karı değil. Orayı bırakıp da buraya gelmek. Eğer gönlüm sefa isteseydi ben orada sefayı sürerdim. Benim gönlüm onu istemedi. Benim gönlüm yukarı mahalledeki Ayşe teyze, Emine teyze, Ahmet dayı, Mehmet dayı nasıl düşünüyorsa benim gönlüm onların arzusunu yerine getirmekti. Onların derdi vardı. Bu şehir ekonomik olarak kalkınsın. Yarın çocuklarımız geleceklerine umutlu baksınlar. Evlatlarımız yanlarımızda kalsınlar. Burada iş bulsunlar. Biz burada ekonomik efendim gelir sağlayalım diye. Şimdi birkaç tane aklı evvelde arkasında takılıyor. Aa işte bunun hesabı sorulacakmış. Nasıl sorulacaksa biz buradayız. İstediği gibi sormak isteyen istediği gibi cevabını alır. Bu arada da onlara karşı hem felade yaz yazan içimizde bulunan arkadaşlarımız da var. Onlara da teşekkür ediyorum. Ben onları muhatap alıp da onlara cevap bile vermem. Evet. Önümüzdeki Ağustos ayı itibariyle arkadaşlar her gelen geçen belediye başkanının bir sevdası, bir hevesi olmuştur. Bu şehre bir teleferik kurmak için. Biz Ağustos ayı itibariyle teleferiğimizi efendim ihale ediyoruz. Otelimiz de yapılacak, teleferiğimiz de yapılacak ve yine yazmışlar. Demişler ki efendim falanca yerdeki tesisleri efendim yerle yeksan ettiler. Evet. Gizli kapaklı yapmadık. Tesis demeyeyim inşaat kalmıştı. Oralar ayrı bir güzel bir şehir olacak. Gözlükten bahsediyorum. Aynen Serşop'una nasıl bir numara diyorsak oraya da bir numara diyeceğiz. Biz ya sahada kalırız bir numarayı oynarız, iki numaraya tahammülümüz yok. Sahayı terk ederiz, iki numaraya düşmeyiz. Onun için neden? Bizim aldığımız bir edep ve adap var. Bir terbiye var. Bir gelenek var. Görgü var. Onun adı nedir? Onun adı ölçücülüktür. Ben Mehmet Sarı kardeşimiz, arkadaşınız olarak kendimi bildiğim, kendimi tanıdığım günden beri ölçücüyüm. Her merhalesinde çalıştım. Ülk Ocakları Başkanlığı yaptım. Asla ve kat'a hiçbir tarafa meyletmedim. Göz kırpmadım. Acaba diye aklımdan geçirmedim. Ve Milliyetçi Hareket Partiliyim. Milliyetçi Hareket Parti'nin belediye başkanı olmaktan onur, gurur, şeref duyuyorum. Ve bilge liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Bey'in emrinde olmaktan, onun talimatlarını harfiyen yerine getirmekten
onur ve şeref duyuyorum. Cenab-ı Hak bu canı bu bedende bıraktığı müddetçe de elhamdülillah kendimi bildiğim günden beri nasılsam o şekilde ölmeyi de arzu ediyorum. Üç ralın altında serinlemek, onun altında olmak benim için yücelerin yücesidir. Çünkü kızımın adı da Hilal'dir. Efendim, Cenab-ı Hak bilge liderimize sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. Onu devletimizin, milletimizin başından ve özellikle bizlerin başından efendim eksik eylemesin diyorum. At gözlüğünü takarım, gelen emri yaparım, net. Bunda kritik yok. Hiç kimsenin parasına, makamına, şahsına boyun eğmem. Saygı duyacaksam saygımı da kimseden esirgemede imtina etmem. Ben kendimi tanıtırken her zaman öyle tanıtıyorum. Bir daha tekrarı burada yapayım. Diyorum ki ben kimim? Azize'den olma, Ömer'den olma, Azize'den doğma, köylü bir ailenin evladıyım. Kendimi bildiğim günden beri ülkücüyüm. Elif gibiyim elhamdülillah. Eğilmediğim, eğilmeyeceğim. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda 5 kez eğilmekten gayrı. Yunus gibiyim. Kullarda hak kararlı olurum. Mevlana gibiyim. Asla gittirmem. Adaletimdir, arzumdur. Hazreti Ömer Efendimiz'in adaleti duruşumdur, tavrımdır, haykırışımdır. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in hareketi, hali arzumdur, yiğitliğimdir, cesaretimdir. Hazreti Ali Efendimiz'in zülfikarı. Ben bilirim ki ben ezanla geldim, selayla gideceğim. Tefekkürden gayrı yoktur bir dileğim. Seven dostlarımdan birer helallık der, Allah'a ısmarladık der, çeker giderim. Evet, yani ben buraya geldiğim andan itibaren aldığım terbiye neyse onu icra etmeye çalışıyorum. Bunun adı efendim aldığımız terbiye nedir? Ocak terbiyesidir. Ben ülke ocaklarında şöyle tarif ediyorum. Diyorum ki bebeğin en rahat sığındığı ve kendini emin ettiği yer ana kucağıdır. Delikanlılığın başladığı, delikanlılık aleminin edep ve adabın tarzın belirlendiği yer ise ülke ocaklarıdır. Onun için biz ne yapıyoruz? Gençlerimize elimizden geldiği kadar imkan sağlamaya çalışıyoruz. Ne yaptık bu sene? Üniversiteli gençlerimizden su parasını almadık. Çorba çayı bedava yaptık. Türkiye'de olmayan bir işi daha yaptık. Ne yaptık? Doğal gaz ücretlerini de biz ödedik. Onlar fakir fukara arkadaşlar. Buraya 3 tane kız çocuğu geldi. Muammer Bey şahittir buna. Sordum doğalgaz paranız ne kadar diye. Dediler ki 800 lira. Yani adam başı 275 lira para ödeyeceksiniz. 70'er lira. Doğru mu dedim? Doğru. Dedim ki doğalgaz paranızın yarısını siz ödeyin, yarısını da biz ödeyelim. Dedim. Ve birbirlerine sarıldılar. Yani 150'şer lira için birbirlerine sarıldılar. Dedim durun durun daha bitmedi. Şimdi sizin bu muhabbetinizi gördüm. Hepsini biz ödüyoruz dedim ve inanmadılar. Ve sonra birbirlerine nasıl sarıldılar biliyor musunuz? Bunları da şöyle söyleyeyim. Gelip hesaplarımızı kontrol edebilirsiniz. Belediyeden falan ödemiyoruz. Belediyeden falan ödemiyoruz. İşte Zara konseri yaptık. Zara hanımefendi geldi. Ödedik mi Mehmet Ali Bey 1 lira?
Yedi düvelin yiğitlerini getirdik pehlivanları. Er meydanını kurduk. Yüzlerce pehlivanımız geldi. Efendim onlarca baş pehlivanlarımız geldi. Kıyasıya güreş oldu. Ödedik mi bir kuruş? Söyleyin lütfen. Evet. Belediyemizden bir kuruş ödemedik arkadaşlar. Zara Hanım'ın geniş biletlerini Veysel'e talimat verdim, siz alın diye. Aradıklarında dediler ki biz biletleri aldık. Nereden ödüyorsunuz bunları? Şimdi her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Sayın Vekilim geçen akşam bize tesadüfen rastladı. Orada bir toplantımız vardı. Amasya Spor'a bir saatin içerisinde 7 milyon lira para topladık. 7 milyon lira topladık. Vekilim de şahit oldu. Orada olan arkadaşlarımız da vardı. Bir misal veriyorum. Bir arkadaşıma Mehmet Ali Bey şahit. Pehlivanlar için sana 200 bin lira yazdım dedim. Doğru mu Mehmet Ali Bey? Mehmet Ali Bey parasını tahsil etti. Aynı arkadaşa dedim ki Amasya Spor'un reklamını sana veriyorum. Sana 500 bin lira yazdım dedim. Baş üstüne dedim. Arkadaşlar, insanlar para biriktirirler. Ceplerini doldururlar. Ben bu 60 yıllık hayatta hatır biriktirdim, hatır. Bazen beni aynı teraziye koymak isteyen arkadaşlar mahcup olurlar. Ben hayatımı hatır gönülle geçirdim. Sanmayın öyle 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon. Anında toplarım onu. Selamımla ben o parayı toplayamazsam bu diyarı terk ederim. Bugüne kadar yine aşağıdaki nefes vermeyemize efendim bir kuruş belediyemizin parası geçmemiştir. Eşten tostan efendim selamla kelamla efendim toplayarak yapmıştır. Neticede tabi bizim üfürdüğümüzü düşürenler olur. Beyinleri örümcekleşir. Öyle düşünmesinler. Efendim onun için ben söylüyorsam onu adamın yüzüne söylerim. Her şeyde ulaşıp söylüyorum. Sayıştay'ı var bunun, müfettişleri var. Söylediklerim yarın aşikar olur. Değil mi? Evet. Biz belediyeye geldiğimiz günden bugüne kadar 183 bin liralık yatırım yaptık. Milyon liralık. Yani eski parayla 183 trilyon liralık yatırım yaptık. Tersinden dönüp bakarsak bugün HES'imizi satıyoruz desek 200 milyon lirayı havada kaparlar. Ben ticaret adamıyım. 26,5 milyon liraya belediyenin yerini aldık. Otelle beraber bize maliyeti aşağı yukarı 150-170 milyon lira olabilir. Gelin maliyeti. Eğer tüccarca düşünürsek yarın orada mülk benim olduğunu düşünseniz tüccarca baksam ben o Hilton'un %50'sini 300 milyona %50'sini satarım. Ama senin kasası görmüş benim hayatımda kasasına giren 300-400 milyon lira trink parayı. Ömrü yetmez, aklı da yetmez. Onun için ben bu şehre teyyareden bakıyorum. Yerden baktığımızda bir tarafımızda içeri şehir, bir tarafımızda bankalar, pastane, postane. Biraz ileriye gittiğimizde Cami-i Şerif, efendim yukarıya baktığımızda Ali Kaya. Sağ tarafımıza baktığımız zaman Harşan'a başkasını görüyorum derseniz buyurun ifade edin. Lakin bu şehre teyyareden bakarsanız
Daha oradan neler neler görürsünüz. Ben hayal kuruyorum. O hayalin de vücut bulmasını istiyorum. Bu şehirde biz yarın çeker gideriz. Benim görevim dolduğunda Allah'a ısmarladık derim, güle güle diyen kendi bilir, demeyen kendi bilir. Lakin bu şehirde yaşayacak sizlersiniz. Ben bu şehre geldiğim zaman selam verecek dostlarımı ararım. Muhabbet edecek dostlarımı ararım. Onun için bu şehir sizin. Bu şehir burada muhkim olanların. Benim evim ocağım da burada ama esas işim de başka yerde tabii yani. Hepimiz doymak için mücadele etmiyor muyuz arkadaşlar? Onun için birbirimize sımsıkı sarılmalıyız. Fikriyet fesata yer vermemeliyiz. Araya onu bunu koymamalıyız. Yanlış bilgilere asla ve kata inanmamalıyız. Doğru bilgiyi bizden alabilirsiniz. Her şeyin doğrusunu ben açık açık söylerim. Evet, onun için de ben şöyle söylüyorum. Ben bir gençlik istiyorum. Özgür mü özgür olsun. Ben bir gençlik istiyorum. Hırslı mı hırslı olsun. Aydınlık dolu, umut yüklü, maneviyat gelecekli. Evet, ben işte böyle bir gençlik istiyorum Amasya'dan. Evet. Genç arkadaşımız burada çok. Onları söylüyorum. Sizler Oğuzların, Alparslanların, Fatihlerin, Yavuzların, Nene Hatunların, Dilşah Hatunların, Cevher Nesibelerin ve Atatürk'ün torunlarısınız. Siz onların ecdadı, onların yolunun bekçilerisiniz. Gafillerin ardından asla onlara itibar etmemelisiniz. Çünkü siz İslam'ın son ordusu gibisiniz. Cenab-ı Hak sizlere taşıyamayacağınız yükü vermesin. Sizlerin yolu açıp bahtı açık olsun. Evet, geldiğimiz günde biliyorsunuz cenaze ücretlerini bedava yaptık. Bunlar hep sizlerle ilgili olduğu için söylüyorum. Bilmeyenlere söyleyin diye söylüyorum. Şimdi de şehri asfaltlıyoruz. Günlük 500 lira, 500 bin lira günlük giderimiz var. Evet, tabii ben sözü burada sonlandırırken şöyle söyleyeceğim. Efendim, birileri bizi nasıl görürse görsün umurumuzda değil. Necip Fazıl diyor ya, cenazeme 4 inanmış adam diye, 1004 büyük, 4 mü büyük? Elbette ki inanmış, 4 daha büyük. Bu manada şunu da söylemek mecburiyetinde kalıyorum. O bizi algılayamayan, algılama problemi olan veya bilerek bu işi yapanlara diyorum ki arkadaşlar, geçen sene 2022 Türkiye'nin 7 tane büyük ödülünü sizin adınıza, Amasya adınıza, Amasyalılar adına, Amasya Belediyesi adına biz aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden biz aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın hanımefendilerinin elinden biz aldık. Belediyeler Birliği'nden biz aldık. Cumhurbaşkanları danışmanlarından biz aldık. Karadeniz Belediyeler Ödülünü Muammer'e gönderdik, o aldı. Ve Kristal Belediye Başkanları Ödülü, yani YAYPİ Belediye Başkanları Ödülü yine biz aldık. Herhalde Yangel Osman yapsaydık bu ödülleri bize vermezlerdi. Öyle değil mi arkadaşlar? Kim kime verir? Bir şeyi görecek ki verir. Biz mesai arkadaşlarımızla, belediye meclis üyelerimizle efendim istişaremizi yapıyoruz. Kararımızı veriyoruz. O karardan dönmek, geri adım atmak,
şansımızın olmadığını da altına imza atıyoruz. Efendim, 40 düşünür bir karar veririz. Biliniz ki her yaptığımız Amasya'nın menfaatinedir. Eğer bir hatamız varsa art niyetimizden değil, gafletimizden değil, o kadar becerebildiğimizdendir. Biz gaflete düşmeyiz çünkü. Evet. Bir de şiir okuyacağım size. Okuyun mu? Yazarı kim Muammer Bey? Sen mi yazıyordun? Sizin başkanım tamamen. Güfte? Güfte beraber anonim. Sizin yüreğinizden çıkan, içinizden çıkan, sizin kaleminizden çıkan bir şey. Peki. Muammer öyle diyorsa ne yapalım? Hoca zaten ona inanmak lazım. Evet. Gençlik yıllarımın geçtiği, zamanın durduğu bu yerde, işte bu şehirde. Bu şehrin kimliğine tutuldum. Düşündüm dün gece. Ben kimim? Ben neyim? Ben ne oldum diye. Ve hayal ya. Bir ara tarih oldum, kültür oldum, vatan oldum. Bir ara kendime geldiğimde hatırladım. Ben bu şehrin Şehrül Emin oldum. Hitit'in viranesi, Selçuklu'nun mimarisi, Osmanlı'nın şehzadesi, o ihtişamlı devrin büyük ağasında bir ara hafız oldum. Belki de acaba Kur'an bülbüllerinin sesi mi oldum? Pirin çilhanesinde sufi oldum. Dün gece gönül sesimi kendim dinlediğim, kendim duydum. O efsunlu gecelerde yaşım müsait olsaydı kırık bir tel olurdu Özbakır'ın namelerinde. Bazen Yunus oldum hüzünlü gecenin neysesinde. Hamdım piştim bu medeniyetin, işte bu şehrin ikliminde. En güzel gençlik yıllarımın geçtiği işte bu şehirde. 14 medeniyete ev sahipliği yapan, vefasına hayran kalınan, yiğitliğine kurban olunan, işte bu şehrin, işte bu şehrin evladıyım, evladıyım ben. Akşemseddin'i yetiştiren bu şehrin manevi iklimine kendi kendime selam durdum dün gece. Gecenin sessizliğiyle işte hayal kurdum da kurdum. Bazen sabun oldum, bazen sabuncu oldum. Astronomiye merak saldım, doktor oldum. Yaraya merhem olurum diye. Mihrinin vurduğu edebiyat aşkına kalemi oldum Şeyh Hamdullah Efendi'nin peygamber aşkına. Ferhat oldum dağın dibine vurulan kazmanın aşkına, sonra mı umutsuz bütün şiirlerin hayali oldum. Bazen Fatih oldum Kurtbağ'ın türbesinde, bir de hatırladım Mevlana Halit Seyit Taha Şirvanlı'nın türbesinde. İkinci Beyazıt oldum Vav'ın şekil aldığı şehrimizdeki o camide, şehrimizin gönlündeki ikinci Mustafa oldum. Delicesine aşık oldum bu şehrin, yani Amasya'mızın gelmiş geçmiş zenginliğine, tüm halkımızın özverisine, yiğitliğine. Evet, sonra mı? İşte o ay Haziran. Haziran dersin de Atatürk'ü nasıl hayal etmezsin? Atatürk'ü hayal eder de Tevfik Efendi'yi nasıl hatırlamazsın? Onların hayalini kurduğum, ruhunu taşıdığım, yiğitliğine inandığım ve onlara gönlümü verdiğim, sevdalandığım o yiğitleri nasıl hatırlamasın? Ve yine daldığımı hatırladım. Bir ara kendi kendime geldim, hatırladım. Dedim ki, ne oluyor bana, bana ne oluyor, ben neyim diye kendi kendime sordum. Ve şu cevabı buldum. Ben değil, biz olmalıyız. Ve dedim ki biz kimiz? Biz Türk milletiyiz. Biz Amasyalıyız. Biz bir olmalıyız, birlik olmalıyız, dirlik olmalıyız, ir olmalıyız. Büyük Türkiye'yi el ele, gönül gönüle hep beraber
kurmalıyız diye hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Efendim, bir Türkiye'den kastım arkadaşlar, efendim, orada bahsettiğim büyük Türkiye, Cumhur İttifakı'ndan bahsediyorum. Burada araya fitneyi fesatı sokmadan, dedikoduya fırsat vermeden bazen soruyorlar, diyorlar ki kardeşim bu Cumhur İttifakı'nda ne yapmak istiyorsunuz diye. Ben de diyorum ki devleti hakim kılmak istiyoruz. Peki siz neyi sormak istiyorsunuz? Yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan başka bu devleti ayakta tutan olmaz mı Devlet Bahçeli'den başka diyorlar. Ben de diyorum ki ha şu 6 tane kefazeden mi bahsediyorsunuz? Hangisine güvenelim de bu memleketi onlara bırakalım, soruyorum size. Varsa bırakılacak, efendim, varsa yedemin edilecek, edelim. Maalesef, birlik zamanıdır diyorum. Hepinize tekrardan saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Güzel ve anlamlı konuşmalarından dolayı Amasya Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz.